Sigortalıyız programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Doğa Sigorta Ege Bölge Müdürümüz Sayın Hatice Lale Erdem. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. 1989'da sektöre girdim. 89'dan beri 28 yıl tek bir şirkette, 2016'dan beri de Doğa Sigorta Ege Bölge Müdürlüğü Müdürlüğü'nde müdür olarak çalışıyorum. Uzun zaman sektörün içinde olmanın verdiği avantajla severek yaptım işte. Allah sağlık verdikçe de devam etmek yani istiyorum. Yani zaten bizim işimiz çok da severek, yani sevmeyerek yapılabilecek bir iş değil. Evet, insanı sevmekten başlıyor. Aynen öyle. Evet. Yani direkt insanla uğraştığımız için ve yani şunu satmıyoruz mesela ya da bir somut elle tutulan bir şey satmıyoruz ama hasar anında ya da insanların başı sıkıştığında da ilk biz varız. Aslında ben bunu şöyle tanımlıyorum. Kaygılarımızın rakama dönüştürülüp teminat olarak müşteriye sunulması olarak düşünüyorum. Yani evet. Kaygılarımız maddi değerlerimiz üzerinde bir rakama dönüşüyor ve teminat olarak müşteriye kötü gün dostu olduğumuz bir yapı sunuyoruz. Kötü günde herhalde tek dost biz oluyoruz herhalde. Evet, evet, doğru söylüyorsunuz. Ya dost oluyoruz ya düşman oluyoruz. Yani hani o da biraz kişiyi anlayıp ona göre teminat sunduğumuz takdirde dost oluyoruz. Doğru ama anlayamadığımız takdirde ya da belli bir şeyleri farkındalık olmadan bir sonuç olduğu zaman da düşman da olabiliyoruz kimi zaman. Tabii ki. Bu arada Lale Hanım hoş geldiniz sigorta programımıza. Sağ olun, hoş bulduk. Güzel bir program olmasını temenni ediyorum. Lale Hanım, sektörde olmanız, uzun süre tecrübelerinizden bizler de istifade ediyoruz acenteler olarak. Çok teşekkür ederim. Sektörde kronik bazı sorunlarımız da oluşuyor. En son 2 gün önce zorunlu poliçelerde bir açıklamalar yapıldı. SDDK Başkanımız genel başlıklarıyla bir açıklamalar yaptı. Kamuoyunu da yakından ilgilendirdiği için sizin de birkaç fikrinizi bu konuda almak isterim. Biz acenteler olarak değerlendirmelerimizi kendimizce yaptık. Bizim burada SDDK Başkanımızın o masa etrafında tüm sektör paydaşlarımızın toplaması, yani İcra Komitesi, SEİK, Sigorta Birliği, yetkililerin doğru da olması bizi mutlu etti. Çabaları son 3 aydır yani yeni gelmesine rağmen göreve göstermiş olduğu üstün bir mesai harcadı bu arada. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu branşa çok değinmeden konumuzu sadece kamuoyunda şu anda çok güncel bir konu olduğu için söylüyorum. Sizce trafik branşı bu yeni alınacak tedbirlerle yani İyi sürücüye iyi fiyat, kötü sürücüye kötü fiyat, daha doğrusu ödül, ceza gibi bir uygulama ve bir sürü de alt detaylar var. Bu konuda sizin de fikrinizi almak isterim bir iki cümleyle. Mutlaka bu konu kötü sürücünün daha pahalı poliçe alması, iyi sürücünün bunun iyi fiyatla mükafatlandırılması etkileyecektir sürücülerin genel tavrını. Yani sigorta şirketlerinde rasyonunda biraz düzelme... Uzun vadede mutlaka olacaktır. Ama yani hemen çok kısa vadede olacak bir süreç değil. Ama uzun vadede mutlaka bu kararın avantajlarını birlikte yaşayacağız. Çünkü zorunlu trafik poliçesi, sektörün gerçekten sigortalı tarafı, acente tarafı, şirket tarafının ortak paydasında, sorumluluğunda güncelliğini koruyan, lokomotif olan, bizlerin sektörel lisanıyla lokomotif olan bir branş, mutlaka süreç içerisinde alınan kararlar ve o masanın çevresinde olan bilinçli, farkındalığı yüksek ve fotoğrafın bütününü gören kararlar mutlaka avantaj sağlayacaktır. Teşekkür ederim. Ben de gerçekten büyük bir aslında şöyle söyleyeyim, çok heyecanlandım. Bu çözüm noktasına geldiği için sektör dediğim gibi tüm paydaşların da aynı masada, aynı masa etrafında olması, ortak bir mutabakata varıldığını, mutlaka bir çözüm noktasına doğru gideceğini umuyorum. Süreç mutlaka takip edilirken avantajları, dezavantajları tekrar gözden geçirilerek
hani sürece destek olacak şekilde hepimizin ortak emeğidir bu. Tabii ki yani şimdi burada bir de kamu zorunlu poliçe. Zorunlu poliçe olduğu için 26,5 milyon aracın dolaştığı ve tamamen üçüncü şahıs mali sorumluluğunda olan bir poliçe içinde bu kadar konuşulması, gündem olması, yapısal bazı sorunların çözülmesi de dediğiniz gibi zamana dayalı olarak bence de iyileştirmeler olacağını düşünüyorum. Ama zaten yani bu hani yıllardır yapılması gereken bir şeydi. Sonuçta ertelene bu hale geldi diye düşünüyorum ben de. Yani ödül ve ceza hayatın her alanında yok mu? Yani çocuğumuz da bir şey yaptığı zaman bir ödül ve ceza vermiyor muyuz? Hani, yani bu eşte de aynı, arkadaşta da aynı. Hani bir şekilde hayatın gerçeği ödül ve ceza bence. Doğru. Ya biz aslında şimdi şöyle bir şey, genelde insanlar DASK ve konut poliçesini birbiriyle çok karıştırıyorlar ve bununla ilgili sorular soruyorlar. Hani bugün ona değinmek istedik sizin de izninizle. Zorunlu poliçelerden çıkınca. Evet, zorunlu poliçelerden çıkınca tek öbür zorunlu poliçemiz olan yani Doğal Afet Sigortaları Kurumu ama halk arasında da DASK diye geçiyor. DASK'la konut arasında ne gibi bir fark var Lale Hanım? DASK'la konut arasında şöyle, DASK zorunlu bir poliçe en başta sizin de söylediğiniz gibi. Ev sahibi olan herkesin yaptırdığı ve zaman zaman da isteğe bağlı olarak yaptırılan konut poliçesinin teminatlarıyla çakıştığı düşünülen bir poliçe ki farklı yapılarda takip ediliyor. Konut poliçesindeki teminatlar evinizin içinde ve binanın tamamını kapsarken, eşya, elektronik cihaz tamamını kapsarken, DASK poliçesi, DASK idaresinin verdiği teminatlarla ki bu 2022 yılında metrekarede 1508 olarak takip edilen maksimum 320 bin olarak ödenen hasarı karşılayan bir zorunlu poliçe. Ama yani şu anda hani hangi semtte oturursanız oturun bu semte göre de değişmiyor. Tabii, değişiyor. Hayır, DASK'ın sabit şeyi metrekaresi değişmiyor. Yani insanlar bunu... Şöyle bir şey var. Yani daha açıklayıcı olması açısından söylüyorum. Şimdi DASK metrekaresi derken genelde sigortalılarımızda karıştırdığı bir konu var. Şimdi orada bir açılım yapmamız lazım. Yani bir şimdi DASK hangi alanları kapsıyor? Şimdi DASK sadece bina imalatının konut olarak nitelendirdiği bölümlere DASK'a tabi. Evet. Deprem. Yani bir işanı depremde evet. Bir işanı, plaza, kamu kurum kuruluşları DASK'a tabi yerler değil. Birinci açıklamamız gereken konu bu aslında. Değil İkinci ama de, bunu çok özür dilerim. Tapu dairesi bile kalkıp da bir iş anına DASK kestirmediniz diye elektrik bağlamıyor. Yani hani bunu gerçekten onlar bile karıştırıyor ya da şey yapıyorsa bunu ya sigortaların karıştırması çok normal. Çok normal işte biz açıklamamız lazım. Hı-hı. Açısından söyledim. Burada bir de dikkat edilmesi gereken konu şu. DASK'ta burada evin satış bedeliymiş gibi, teminat bedellerini evin satış bedeliymiş gibi algılanıyor. Evet. Şimdi birim metrekare fiyatı inşaat maliyet değeriyle DASK'taki değeri birbirine örtmez. Birbirine örtmez. Aynen. Evet. Bunu da açıklamamız lazım. İşte buradan yola çıkarak yani DASK'ın zorunlu olduğu kapsadığı teminatı üstünü biz nelerle kapatabiliriz? Yani artı bir poliçe satın almak yani bizim konut evet ne avantaj evet. sağlar konut poliçesi bunun ne gibi avantajları var Lale Hanım bunu bize açıklarsanız sevinirim. Konut poliçesi birbirini tamamlayan iki poliçe aslında şanssız bir örnek yaşayarak 2020 yılında İzmir depreminde evet, yaşadığımız 32. gerçeği hepimiz biliyoruz. Metrekareyi doğru kesilmiş bir DASK'la yola çıktığımızda metrekaresinin yanında evimizin bulunduğu lokasyon, bina değeri, bina malzeme değeri bunları hesaplayarak İmar ve Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı'nın bir evimizin metrekare değeri var.
Bayındırlık Bakanlığı'nın verdiği. Şöyle rakamlarla gitsek daha açıklayıcı olur. Yani diyelim ki benim 100 metrekare bir konutum var. Evet. Ortalama DASK'tan aldığım teminat nedir? Neden böyle söylüyorum? Yanlış anlamayın. Sonuçta meslektaşız. Biz bunları biliyoruz. Ama bizi izleyenlerin de bunu daha net kafasında bazı olgular oluşması açısından soruyorum. Şöyle sınırına dayanmış teminatlardan konuşmak istersek 1508 lira metrekaresi olan DASK'da 200 metrekare diyelim. Tam karşılaşsın tamam. diye. 200 metrekare bir eviniz var. Deprem anında binanız yerle bir oldu, arsa payı ödenmez. Binanız üzerindeki yapıyı maksimum değer olan tamam. 320 bin lira ödenir. Evinizin konut poliçesinde ise deprem teminatı aldıysanız 200 metrekare, metrekaresi 3 bin lira olsun. Bayındırlık Bakanlığı'nın sizin evinizin lokasyonu, bina değeri, malzeme değeri. Yani birinci sınıf, ikinci sınıf yapı tarzıyla ilgili betonarme bir yapıyla karşılaştırıyoruz. 600 bin lira gibi bir bedel çıkar. Evet, 3 yani bin liradan. Konut rakamının evet, 600 bin lira. Teminatı toplam ödenecek hasar bedeli. Teminat bedelimiz. Evet, deprem tamam. Teminatı aldıysanız. Çünkü konut poliçesinin bence en hassas konusu tüm teminatların doğru alınmasından geçer. Evet. Ve 200 metrekarelik eviniz için doğru deprem teminatınızı aldığınızda 600 bin lira gibi deprem anında eviniz yıkıldığında bir rakam çıkar. Yani ağır hasar. Evet, ağır bir hasar. Konut yani tabii ki Allah korusun olmasın ama deprem ama olan, ağır hasar kaybı. Ama deprem bölgesindeyiz. Evet. Yani bu hani çok da kaçınabileceğimiz bir durum değil. Ya, tabii ki bununla yaşamayı öğreneceğiz. Aynen öyle. Ama tedbirlerimiz de işte Lale Hanım dediği gibi 600 bin liralık aldık bir teminat, 320 bin TL'sini DASK ödediniz. Üstüne kalan 80 bin TL'sinde. İhtiyarı yaptığımız bir konut poliçesinden konut poliçesi yapıldıysa evet. alabileceksiniz. Bir peki, de şeyi çok karıştırıyorlar sigortalılar Lale Hanım. Hani onu da şey yaparsanız DASK yaptırdığım zaman içindeki eşyalar dahil mi diyor? Yani sadece bina olarak değil değil mi diyor? Yani içindeki eşyalar da dahil olacak DASK'a diyor. İşte ama karıştırılan konu bu zaten. Evet. Konut poliçesine baktığımızda teminatları ayrı ayrı. Eşya teminatı, cam teminatı, enflasyon oranı, ayrı ayrı işte sel seylap, bütün hepsini ayrı ayrı görürken DASK'ta zaten tek teminat var. O da deprem teminatı. Deprem teminatı. Evet. Konut poliçesinde evinizin kullanabilinir. Her türlü maddi değere sahip eşyasını sigortalarken DASK'ta sadece binanızı sigortalıyorsunuz. Ve bina DASK'ın kapsadığı alan sadece konut alanı değil. Ortak alan. Evet. Ortak alanda karşılıyor. Yani binanızda bir hasar oluştuğunda, hafif ya da orta hasar oluştuğunda binanızdaki oluşan o toplam hasarı sizin DASK bedelinizden de karşılandığını yaşayarak hepimiz. Doğru. Ya doğal afetleri tabii ki kaçınılmaz hepimizin yaşayacağı bir gerçek. Yani buna bağlı olarak nasıl korunmayımızı ya da tedbirlerimizi nasıl almamızı ve aslında DASK poliçesi şu anlamda kıymetli. 30 Ekim 2020 tarihindeki olan depremde biz bunun acı tecrübelerini yaşadık. Yani acenteler de çok yoğun bir şekilde, sigorta şirketleri de çok yoğun bir şekilde vatandaşlarımızın yanında olarak tabii teminatları kapsamında hasarlarını çok süratli bir şekilde ödendi. Şimdi mesela DASK kurumuyla ilgili birkaç örnek verebilirsek, bununla ilgili bazı istatistiklere girebilirsek, bunlardan da yola çıkarak belki ne kadar kıymetli olduğunu anlayabiliriz. Mesela DASK 30 Ekim'den önceki İzmir'deki oran %59'du. Yani sigortalılık evet. oranı %59'du. 30 Ekim'den sonra tabii işte biraz korku, panikle %64'e kadar yükseldi. Yani konut ama sigortaları diğer illerde daha düşük bu. Hani İzmir'de en azından yani
Birebir yaşamanın evet, etkisi. Evet, birebir yaşamanın etkisi de ama bilmiyorum hani neden dolayı kaynaklanıyor ya da diğer illerde daha düşük bildiğim şimdi kadarıyla söyleyeyim. Çünkü Türkiye, rakam. Türkiye ortalaması %54. Yani evet biz ortalama olarak Türkiye ortalamasının üstünde bir DASK oranımız var. Aynen öyle. Ama ben halen çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani bu tabii ki de belirli derecede payın üzerindeyiz. Yani bakın şöyle söyleyeyim. Eğer az önce kurumlardan bahsettiğiniz hani zorlamayla ilgili. Hı-hı. Eğer kurumlarımız bunları zorunlu hale getirmese, yani bir mecburiyet haline getirmese, belki istemeyerek bile olsa karşı tarafa gerçekten bir iyilik yapmış oluyor. Neden? Ya belki o zaman %30-35'lerde bile kalabilirdi yani kurumlarda. Biraz da kaderciyiz. Evet, aynen öyle kaderciyiz. Ama ben bu vatandaşlarımızın bunda bir teminat aldığını, teminat aldığını fark etmesi lazım. Yani ama sigortalılar sadece prim ödediklerini zannediyorlar. İşte Senemciğim şöyle. Yani bir de o kısmı var. Bunu şöyle görüyor. Yani bir doğalgaz aboneliğinde işte 7-8 tane evrak varsa bir tanesi de DASK evrağı gibi görüyor. İşte biz bundan hepimiz kurtulmamız lazım. Yani bunu gerekirse bir kamu spotu yapıp kamu spotuyla kamuoyuyla paylaşması lazım. Yani bu sadece bizim tek başına acentelerin, sigorta şirketlerimizin tek başına yapacağı bir şey değil. Yani onlar da tabii reklamlarında sürekli görüyoruz. Poliçenizi yaptırdınız mı? DASK kurumu gayretle bunu yapıyor. Takip ediyor. Evet. Ama bence biraz daha mesela milli eğitim müfredatına bile konulabilir. Yani bu bilinç ilkokuldan başlayarak ortaokulda, lisede bir ders olabilir. Yani bir farkındalık olabilir, bir bilgi geçişi olabilir. Bu yaşlarda başlaması lazım. Siz şifre sözcüğü söylediniz. Dediniz ki tapuda, elektrikte, suda vesaire kurumsal yerlerde yaptığımız işlemlerde bir evrak gibi bakılıyor. Evet, 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 kesinlikle. O yüzden de belki de farkındalığı olan bir metrekarenin doğru olmaması ya da farkındalığı olan ne aldığıyla ilgili fikri olmaması sonra onu eşya poliçesi gibi zannedip başka evet. teminatlar aynen. istiyor. Ve aynen. takibinde 2020'de hepimiz çok net yaşadık. Aynı apartmanda oturan bir kişiye DASK kurumu 5000 lira öderken aynı apartmanın 3. katında doğru metrekarelerle yapılmış poliçede 100.000 lira ödedi. Tabii. Yani ve bunu aslında poliçesini yaptırırken farkındalığı olmayan müşteri ilk önce şikayet olarak döndü. Tabii. Ya işte aynı apartmandayız, apartmanımız aynı bedelde hasar gördü, bana 5.000 lira ödendi de neden ona 100.000 lira ödendi? Metrekarenin ve doğru metrekarenin. Teminatının evet. ne kadar kıymetli olduğunu yaşayarak öğrendik. Değerli Hanım, biz mesela yani dernek olarak da en çok karşılaştığımız sorun, biz bir kere hemen ikinci gün sahadaydık. Tüm meslektaşlarımız, zarar görenlerden meslektaşlarımız oldu yapısal olarak. Bizim dernek merkezimizi tüm meslektaşlarımıza fiziki olarak açtık. Yani tüm meslektaşlarımızı açtık. Burada eksperlerimizi açtık. Neden? Burada mağduriyet var. Bu mağduriyetin en hızlı bir şekilde ödenmesi. Çünkü evet yani hasarın hızlı ödenmesi sigorta sektörü adına çok büyük bir reklamaj. Kötü oraya gireceğim. Kurumu ödedi demiyor. Acente ödetti ya da sigorta şirketi ödetti bu hasarı olduğu için genelde yani bu şekilde düşünüldüğü için hani ilk diyorlar ki acente sağladı ödemeyi. Sonra diyorlar sigorta şirketi ödedi. Yani gerçekten o konuda yani en büyük reklam hani Allah korusun tabii ki de vermesin hasar. Nereye hani en hızlı ama... dokunanın tedavi ettiğine. Evet doğru. Aynen öyle. Doğru. Yani buradan yola çıkarak şunu şuraya bağlamamız gerekiyor. Biz aynı gemideyiz sonuçta hani sigorta şirketleri, ben doğal afet sigorta kurumunda aynı şekilde biz aynı gemide görüyoruz. Çünkü burada doğru bir şekilde az önce Leyla Hanım'ın söylemiş olduğu gibi doğru bir şekilde yani doğru teminatlarla, doğru metrekarelerle, doğru iletişim bilgileriyle sigortalıya ulaştığı zaman hasarında tam ve eksiz alacağını hepimizin
vurgulaması lazım. Evet. Yani biz mesela şuna çok karşılaştık. Biz mesela bir mail hattı oluşturduk. Yani bütün meslektaşlarımıza anında yaşadıkları sorunları bize iletmeleriyle ilgili. Hı-hı. Şimdi bakın, evet meslektaşlarımdan da çok küçük de olsa bazı hatalı poliçeler tanzim ettiği meydana çıktı. Ama ya olabiliyor bakın, bankalar, tabii ki de. Bankalarla ilgili kredi alışverişinden ve zorunlu hale getirdikleri, kredi sözleşmesinden dolayı sigorta poliçesini zorunlu hale getirdiği bazı poliçelerde çok daha ciddi sıkıntılar olduğunu gördük. Çünkü mesela, bankacılar sigortacı değil ve bankacılar bence sigortacılık yapmamalı. Yok ben katılmıyorum. Ben katılıyorum. Ben çok katılıyorum ona. Ben ayrışıyorum orada. Lara'nın benim tanımım olacaktır diye düşünüyorum. Ben bakın, şöyle sigortayla tanıştırması açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü bankalar kredi alışverişini bitirdikten sonra poliçe takiplerini çok... Eğitilmiş müşteriler beraber değiller. Aslında bir sorunun yoluna gidildiği zaman, bence evet, problem doğru, oluyor. Şimdi bak, yani diretmemeleri gerekiyor. Onların hepsi aşılacak. Onların hepsi aşılıyor. Yeni yönetmelik çıktı biliyorsunuz. Buradan da şunu da söyleyeyim. Çok net bir şekilde... Evet başkanım yani verin. Siz onu şey yapın. Yani değerli sigortalılarımız şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Kredi ilişkisine bağlı olarak... Sigorta poliçesini dayatmasında bulunan bankalarla ilgili herhangi bir zorununuz yok. İstedikleri teminat şartlarında acentelerinizden götürdüğü poliçelerinizi bankalar kabul etmek zorunda. Yani bu en son çıkan yönetmelikte çok net bir şekilde bankalara tebliğ edildi, kamuoyuna da açıklandı. Bunun bilgisini vermek isterim. Yani daha doğru poliçeyi daha fiyatsal anlamda uygun poliçeyi istediğiniz acenteden ya da dağıtım kanalından alıp bankalara ulaştırabilirsiniz. Ben de bu arada bir... Reklamları dinledik diyelim. Şimdi şöyle bir şey. Genellikle bizim ülkemizde yani insanlar hani arabalarına daha fazla değer veriyorlar. Yani kasko mu konut mu dediğimizde kasko diyor. Yani onun mesela ben daha yerine konulabilir bir şey olduğuna inanıyorum. Yani bir aracın. Yani tamam çok lüks bir aracın olabilir. Ama yerine kalkıp da daha düşük bir model bir araçla hayatına devam edebilirsin. Ama ya evin yokken nasıl hayatına devam edeceksin? Ben şöyle düşünüyorum burada Senem'cim. Yani kasko ya da aracımla ilgili yaşadığım risklerin daha yüksek olduğunu düşündüğüm için ilk önce onu garantiye almaya hı hı. çalışıyorum. Aslında hepimiz trafikteki yani karayollarındaki risklerin farkındalığıyla evimizi garanti görüyoruz. Evet. O yüzden taşıtımızı teminat altına almaya çalışıyoruz. Ama yani yaşadığımız yüzyılda yangını... Doğalgaz işte patlaması ya da su, pis su giderinin patlaması, seli, seylabı ve iklimin bunca değişmesiyle beraber yani başımıza gelecek bir şeyler hep bize olmazmış gibi geliyor. Aynen öyle. Ama arabada aynı şeritte giderken diğer şeritte bir ufak kaza bile olsa kaskoyu yaptırmış mıydı? Tabii. Direkt ilk akla gelen. Arada seçicilik oluyor. Bir parçası gibi. Ama enteresandır. Kültürümüzde evimizde bir arıza olduğu zaman hemen ustayı ararız. Çok da dillendirmeyiz, çözeriz. Ama bence yaşadığımız süreçler şu anki yapının içerisinde edindiğimiz değerleri riske atamayacağımız evrensel bir süreç yaşıyoruz. Lara Hanım şu fikrime katılır mısınız bilmiyorum. Bence yani o değeri yerine koyamayacak kişinin daha çok sigorta poliçesini satın alması lazım. Çünkü herhangi bir doğal afet ya da farklı bir şeyle karşılaştığında bu bedelini geri yerine koyamayacak. Bunun için de bir sigorta poliçesi yaptırmak ve hasar olduğunda da ben şöyle diyorum o konforu yaşaması lazım. Yani ben en azından yerine yenisini koyabiliyorum. Aslında belki de enflasyondan zarar görmeksizin başına gelecek ani ve beklenmedik bir olayda bugün Kasım 17'de aldığı poliçenin
Kasım 17 2023'e kadar teminatlarını kullanarak hizmetten emin ve bedelini gerçekten ödediği poliçenin primiyle karşıladığı ama bir yıl önce planlayarak, bütçeleyerek ödediği poliçenin bedelini aniden başına bir şey geldiğinde şimdi ne yapacağım demeden. Karşıladı. Hani bizim toplum içinde çok güzel bir söz var. Önce can, sonra canım. Can kurtulunca, canana bir şey olursa can gene sıkılır. Doğru. Sigorta canı da korur, cananı da korur. Doğru. Peki, oradan bakmamız gerekiyor. Bir de özür dilerim. Mesela insanların hani sadece bu doğal afetler değil ya da bir yangın ya da evin tamamen yok olması da değil. Yani konut poliçesinde bu ufak mini onarım ve yardımlarımız var bizim. Doğru. Yani gece 3'te bir elektrikçi bulamayız. Biliriz. Yani başka türlü. Doğru. Hani onu da bir açıklarsanız o yardımlarla yani ilgili ne alakalı. Şöyle bir şey var. Hani ufak ama bence önemli. Ben burada yaşadığım çok net bir örneği aktarmak istiyorum. Kızım İstanbul'da öğrenciyken anahtarı evde unuttu. Öğrencilerin kaldığı bir apartta kalıyor. Ve akşamleyin saat 11.30 falan. O zamana kadar düşünmemiştim sigortanın bu kadar içinde olmama rağmen. İki arkadaş kalıyorlar evde. 11'de telefon etti. Anne anahtarı evde unutmuşum, ne yapacağız? Öyle açılabilecek bir kapı da değil kendi imkanlarıyla. Çilingir çarman gerekiyor dedim. Çilingir 600 liraya geldi. İstanbul'da da çok pahalı bir hizmet. 600 liraya geldi. 2020 yılında. Doğru. Biz orada, o anda yani ona bir ev ya da kalacak bir yer temin ettiğimizde eğer ki bir konut poliçesi yaptırmış olsaydık bazen terzi söküğünü dikemez. Evet. Biz o poliçenin içindeki teminatla çilingir bedelini karşılayabilir. Bazen bu biliyorsunuz işte sayı tesisat oluyor. Ya gece 11'de çilingirin bulunması da bir... İşte 600 liraya yani... 2020 yılında çilingir geldi oraya. Ya bazı hizmetlerin tabii karşılığı yani şöyle... Konut poliçesi yaptırsaydık biz oraya. Anlaşılıyor ama bir yerine koymak belki o poliçeden daha maliyetli tabii, hale geliyor. Ve o an yanımızda olmayabilir o para. Belki o gün Lale Hanım... Örnek veriyorum 1000 liraya bir poliçe bile satın alsaydı tüm listeli sadece bir çilingir hizmetinden yararlanmaya 600 TL gibi bir rakama ödemek zorunda kalmayacaktınız. Peki konut poliçelerine biraz daha detaya girersek yani konut poliçelerinde biz sadece depremden bahsettik işte Selsun'dan. Konut poliçelerinin içerisinde üçüncü şahıs mali sorumlulukları da içeriyor. Var. Şimdi bu içerikler nedir? Mesela ben bir konutta oturuyorum. Olabilir. Dikkatsiz biriyim. Sular kesikken bıraktım. Açık bıraktım musluğumu ve işime gittim. Aslında oluşabilecek bir risk. Yani ya da aynı dalgınlığı benim üst katımdaki de yapabilir. Örnek veriyorum. Ya da çatı katında oturuyorum. Binanın bazı kusurlarından dolayı benim konutuma... İşte bunlarla ilgili biraz bilgi verirsek izleyicilerimize. Aslında oturduğunuz evde ev sahibiniz belki komşunuzla ilişki yönetiminize her zaman sağlıkla yürüteceğiniz bir poliçe bu. Evet. Çünkü dediğiniz gibi suyu açık bıraktınız, gittiniz. Siz yaptığınız sıkıntılı durumdan dolayı kendi evinizle ilgili bir şeyleri karşıladınız. Ama komşunuz yeni tadilattan çıkmıştı. Bütün duvar perişan oldu. Ve gerçekten bu bir maliyet ve o an yanınızda yok paranız. İlişkiniz bozulur, bütçeniz bozulur. Hele ki ekonominin şu anki yapısı içerisinde kaygılarınız artar. Bunun yerine gerçekten konut poliçesinde doğru teminatlarla komşu sorumluluk, ev sahibi sorumluluk gibi poliçeleri almış olsanız, teminatları almış olsanız kendi evinizin hasarını karşıladığınız gibi aynı sizin söylediğiniz gibi üçüncü şahıs sorumlulukla da komşunuzun duvarını tadil tamir ettirir. Bununla ilgili ilişkiniz bozulmaz. Sizin bütçenizde planlamadığınız ufacık bir dalgınlıkla
o dönemi sıkıntı yaşayacağınız bir süreci engellemiş olursunuz. Yani olur. Tabii ki herkes ev sahibi değil. Yani kiracı olanlara neyi ben aynı diyorsun? Soruyu soracaksın. Sigorta mı? Ama önce ben sordum. Evet, önce sen sordun. İkisini de aynı anda sormak istiyorum. Şimdi konut poliçelerinde sigortalı ve sigortalayan seçenekleri var. Sigortalı konutta oturan ve teminatlardan yararlanan sigortalayan primi ödeyendir. Yani biri bu evet. Yani mesela bir hasar oldu. Kime kiracıyım. Ben kiracıyım. Hı-hı. Ve ben kiracı oldum evde. Evi kiraladım. Tabii. Ve şanssız bir olay yaşadım. Poliçemi yaptırırken ev sahibi sorumluluk teminatını aldıysam, hı-hı, binada meydana gelen hasarla ilgili hasarı tazmin eder, ev sahibime takdim edebilirim. Bu kadar net. Bu kadar net. Evet. Çok güzel. Peki bu dediğim gibi çatı katı. Da oturuyorsunuz, binanın yani sizden kaynaklanmayan binanın kusurlarıyla ilgili poliçe içerisinde ne gibi bir teminatlar var? Bina aslında izolasyon teminatımız var. Bu sektörün genelinde belli limitlerle ve muafiyetlerle sınırlı. Ama sözünüzün içerisindeki yer, çok kıymetli olan yer şurası. Binanın ayıbı. Ayıp ve kusurlu olan bir bina yapısında benim konut poliçem bunu karşılar. Ama binanın kusuruna sebep olan yönetim, müteahhit, süreç içerisinde kimse sorumlu olan ona rücu edilir. Yani sigorta şirketinin rücu hakkı doğuyor. Evet, çünkü ayıplı bir yapıda. Bir ayıplı yapıdan dolayı. Yani sigortanın aslında esası şudur. Haksız zenginleşme, haksız fakirleşme gibi bir durum. Peki söz şöyle bir şey, benim evet sigortam yok. Az önceki konuyu örnek vererek söylüyorum. Benden kaynaklı bir hasar oluştu. Örnek veriyorum, işte suyu açık bıraktım. Ve alt komşuma çok ciddi bir su sirayet etti ve bunun bir maddi karşılığı oldu. Sigortam yok. Bu şekilde de mi yine rücu hakkı doğuyor? Sigortanız yoksa rücu zaten hakkı hemen doğuyor. Yapmak isteriz, evet. Ama hayat gibi. Tabii ki de kahveye gidemezsiniz. Onlar da gelmez büyük ihtimalle. Artık hanımlar kendilerine gün parasından toplayıp bir şekilde telafi eder. Bunu neden soruyorum? Meryem neden soruyorum? Çok farklısın. Heyecanını anlayabiliyorum. Evet, ama gerçekten. Şimdi bunu neden soruyorum? Böyle basite indirgeyerek. Yani bizi izleyenlerin bir şeyler daha anlamazlar. Şimdi evet biz sigortacıyız. Bunun ana teminatı. Yani genelde zaten sorulan soruları sormaya çalışıyorum. Evet, yani bize öyle gelen soruları. Aynen öyle. Şimdi diyelim ki ben size misafirliğe geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya oldu, buna çattım, ayağım kırıldı sizin evde. Ne olacak? İşte onda da sorumluluk almışsam poliçemin içerisinde. Doğru reçeteyle doğru poliçeyi yaratmışsam ben bu poliçe sizin bu hasarınızı da öder. Hadi. Cana da çok hasar demek istemiyorum. Bu sıkıntınızı tercih edin. Tedavi masrafı. Evet, tedavi yiyelim o zaman. Ya şimdi ben de bir ismini de gireyim. Sen de gel buyur. Ben de gelsem sizin. Evet. Ayça'yı karşılaşsam ben de diyeyim. İşin esprisi tabii. Misafir sen mi? Ev sahibi ikisini sevmez. Yani evet, yani sigortalı olmanın konforunu her zaman yaşamak lazım. Peki şirketiniz özelinde, ben tabii şirketinizi bildiğim için söylüyorum. Doğa sigorta olarak. Portföy yapınıza yangın branşı dediğimiz, yani genel hatlarıyla, yani biz sadece konut olarak, evet. Nasıl portföy yapınız? Aslında şöyle, konut yangın branşı olarak çok genç bir şirket olmamızın verdiği enerjiyle tabii ki de biz de motor branşıyla yola çıktık. Aslında konuya çok hassasiyet duyduğumuzu ilk günden beri her zaman telaffuz ettik. Ve şu an gerçekten konut branşı, yangın branşında hem etkin hem hizmeti çok hızlı sağlayan, güvenle ilgili maksimum destek olan,
Çünkü gerçekten en başa geri döndüğümüzde riskimizin araç olduğunu zannederken ama arabasız belki olabilirim. Doğru. Mutlaka en iyisine layığım ve herkes layık olması hepimizin avantajı ama evsiz olamam. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani o yüzden yaşam bu bilinçli aynı bu yaşam olabilir. Çok farklı. Yani baştan beri takip ettiğimiz, yönettiğimiz portföyümüzde gerçekten şu an çok yol kat ettik. Portföyümüzün %40, %42 oranında yangınla yürüdüğünü söyleyebilirim. Motor branşı şu an 40-45 bandındadır. Ara branşlarsa nakliyat, emtia ve diğer TSS vesaire gibi yürüyen branşlardır. Çünkü özellikle yangın poliçelerinde 2020'den beri enteresan bir farkındalık oldu. İlk başta zaten sürekli evdeyim, konut poliçesi neden yaptıracağım, her şeye çok dikkatli bakıyorum gibi bir sağduyu gelişirken o sürekli evde olmanın getirdiği dezavantajlarla patlamayan boru patladı. Bozulmayan elektrikli cihaz bozuldu. Yani bir şeyler oldu. Aslında ilk başta evdeyim, her şeyim garantide derken aynı trafikteki karşılaştığımız risklerle evde de karşıya karşıya olduğumuzu yaşayarak öğrendik. Tabii yani aslında süreler artınca farkındalıklarımız arttı. Yani burada sigortanın mantığı ve ana teminatı da bir gün öncesine getirmek. Yani evet. Dediğiniz gibi bütün olayın özünde, aslında anlattığımızın özünde yaşayacağınız, aynen farkındalığınız. Eğer bir hasarınız olur, bir gün öncesine getirebiliyor muyuz? Biz ona bakıyoruz. Evet. Burada. Ben bu arada Leyla Hanım'a ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim bir grup, bölge müdürleri grubumuz var. Çok aktif bir şekilde kendi yazışmalarımıza, bilgi akışlarımıza dahil ediyor, bilgilerini katıyor. Sizin ayrıca, birlikteliğiniz yani ulaşabilirlik açısından ben de en rahat ulaşabildiğim bölge müdürü diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Çok yani, sağ olsun. Tüm evet. Bölge müdürlerimiz evet, evet. Bize ya, tabii ki de öyle ama ben hani yani ya belki bayan olmasından kaynaklanıyor. Belki benim birazcık rahat şey yapabilmem ama başından beri öyle Lala Hanım. Yani başından beri. Şirketleri de bir evet. Acente şirketi. Ben onun için de kendisine çok teşekkür ediyorum. Yani Acente dağıtım kanalına inanılmaz pozitif bir ayrımcılık da yaptıklarını iyi biliyorum. Acentelerimizi aslında biz kendi aramızda, bunu samimiyetle ifade edebilirim, iş ortağımız diyoruz. Çünkü tek satış kanalımızın acentelerimiz olması ve gerçekten aynı gönülde koşmamız ve iş ortaklığı yapıyoruz. Yani acentemde aksayan bir şey bana dokunduğunda müşteride farklı bir frekans oluşmuş oluyor. Ya da bende aksayan bir şey acenteye dokunduğunda farklı frekans. Tabii ki de. O yüzden gerçekten orada iş ortaklığımızın farkında, ortak çaba, ortak emekte olduğumuzun hem şirketim, hem bölgem, hem tüm çalışma arkadaşlarım açısından çok net bir yapısı var. Yani hiçbir acentem acente, şirket, müşteri ayrımında değil. Evet, müşteri hizmeti bekleyen, bu hizmeti sunabileceğim tek kanalım var, acentem. Acenteme iyi hizmet verdiğimde müşteriye iyi hizmet gider ve hedeflediğim emek ve amaca ulaşırım. Aynen. Öyle bakıyoruz. Kesinlikle. Doğası orta olarak çalışmak. Sonuçta tamam, bir böyle bir ilişki. Biz sizin vekaletinizde biz bu işleri yapıyoruz. Evet, ama ayrı iki tane tüzel kişilik ve ticari kanal az önceki söylediği konuda çok var güzel, çok güzel bir konuya değindiniz. Evet, doğru. Bir tarafın mutlu olduğu ve bir tarafın çok zenginleştiği bir ortamda başka birinin tam tersi olaya doğru yön döner. Ama burada dediğiniz gibi karşılıklı mutluluk, karşılıklı bir ticari anlayış içerisinde bu işleri yürütmekte fayda var. Yani oradaki birliktelik aslında sahadaki koordinasyona da çok avantaj sağlıyor. Evet, müşterinin tamam. gözünde acentem bunu söylediyse bu doğrudur ya da şirket bunu söylediyse acente müşteriye ilettiğinde şirket son sözü bu şekilde aktardı. Hı hı. Olumlu
olumsuz, hizmete dönük ya da gerçekten o anı anlatan söz birbirimizin ağzından çıkan ortak sözdür bizim için. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz o konuda gerçekten. Süremiz herhalde sona erdi. Sona erdi. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Son sözlerimizi. Evet, bir şey söyleyeyim. Sigortalı olmalıyız. DASK, konut, KOBİ fark etmez. Yarına daha sağlıklı, daha mutlu, daha güvende bakmak için sigortalı olmalıyız. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben de sloganımı her zaman söyleyeyim. Ben de bir slogan bulacağım. Hayatta kalın ama asla sigortasız kalmayın diyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. İnşallah yeni konuklarımızla, yeni fikirlerle ve size sektörümüze dair bir şeyler aktarabildiysek ne mutlu bize. İyi akşamlar.